Evet, merhaba arkadaşlar. Çevre Bilim Koleji'nden hepinize iyi günler dilerim. Ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bakcan Kuzu. Bugün sizlerle 8. sınıf İnkılap Tarihi dersinde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerini, Mustafa Kemal'in hayatını etki eden önemli düşünürleri ve şehirleri işleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan dersimize geçelim. İlk olarak sevgili arkadaşlarım Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerine bakalım. Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan önemli özellikleri vardır. Onlardan biri vatanseverdir arkadaşlar. Bütün rütbesini, makamını elinin tersiyle edip ne yapmıştır Kurtuluş Savaşı'nın sırasında? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış, canını tehlikeye atarak vatanı kurtarma mücadelesine girmiştir ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Mustafa Kemal ileri görüşlüdür. Tarihi olayları önceden bilip ne yapmaktadır? Ona göre önlemini almaktadır. Ve sevgili arkadaşlarım zamanı iyi okumaktadır. Kararlıdır. Vermiş olduğu bir emri ya da vermiş olduğu bir kararı sonuna kadar uygulatır sevgili arkadaşlarım. Veremeyecek, hayal olacak kararları vermez. Vermiş olduğu kararları ise sonuna kadar gerçekleştirmek amacıyla çaba sarf eder. Yenilikçidir. Cumhuriyeti kurduktan sonra yapmış olduğu inkılaplar bunun bir göstergesidir. Türk milletini her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaç edinmiştir. Teşkilatçıdır. Ortada ordu yokken, ortada birlik beraberlik yokken Türk milletinin başına geçmiş, yoktan bir ordu var etmiş ve Kurtuluş Savaşı'nı yapıp sevgili arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Entelektüeldir, kendini gelişime adamıştır ve sürekli olarak Batı'yı takip eder. Batı'daki yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek sevgili arkadaşlarım ne yapmaktadır? Kendini geliştirmektedir. Mustafa Kemal'in fikir hayatına etki eden önemli kişiler vardır. Bunlar Mustafa Kemal'in hayatında önemli yer edinmişlerdir. Bunların başında Namık Kemal gelmektedir. Namık Kemal ülkemizde vatan şairi olarak bilinmektedir. Vatan sevgisini anlatan şiirler yazmıştır ve bu yönüyle Mustafa Kemal'i vatanseverlik noktasında etkilemiştir. Namık Kemal'in önemli eserlerine bakacak olursak arkadaşlar, Vatan yahut Silistre, İntibah, Cezmi gibi önemli eserleri vardır. İntibah sevgili arkadaşlarım ülkemizde ilk tarihi roman olarak bilinmektedir. Bu noktada Mustafa Kemal, Namık Kemal'den çok etkilenmiştir arkadaşlar vatanseverlik noktasında. Ve Mustafa Kemal, Namık Kemal'e şöyle bir söz etmiştir. Demiştir ki, Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses Namık Kemal'dir demiştir. İkinci önemli düşünürümüz Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz Türkçülük akımının önemli savunucularından biridir. Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserlerle Mustafa Kemal'i etkilemiş ve Mustafa Kemal'i milliyetçi duygularla ne yapmıştır? Yoğurmuştur arkadaşlar. Ziya Gökalp'in en önemli eserlerine bakacak olursak Türkçülüğün esasları, Kızıl Elma, Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak arkadaşlar Ziya Gökalp'in önemli eserleri arasında gösterilir. Mustafa Kemal Ziya Gökalp'ten o kadar etkilenmiştir ki onun için şöyle bir söz etmiştir. Demiştir ki gerçek babam Ali Rıza Efendi olmasına rağmen fikirlerimi etkileyen manevi babam Ziya Gökalp'tir demiştir. Ve Ziya Gökalp'ten vatan sevgisi, millet sevgisi noktasında Mustafa Kemal etkilenmiştir. Üçüncü etkilendiği kişiye bakalım. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret arkadaşlar hatırlayın batıcılık akımının temsilcisidir. Özgürlük, adalet kavramlarını işleyen önemli şiirler kaleme almıştır. Eserlerine bakacak olursak Tarihi Kadim, Sis ve Yağmur Tevfik Fikret'in önemli eserleridir. Tevfik Fikret bir yenilikçi şairidir arkadaşlar. Yani Türk milletinin kurtuluşunu Batı medeniyetinin zirvesine ulaşmasıyla ancak mümkün olacağını savunur. Bu yüzden Batı medeniyetine önem veren bir şairdir. Mustafa Kemal ondan esinlenerek belki de Cumhuriyeti ilan ettikten sonra yapmış olduğu inkılaplarda Tevfik Fikret'in de payı vardır arkadaşlar. Yenilik fikrini Mustafa Kemal'in kafasına soktuğu için. Mustafa Kemal Tevfik Fikret için inkılapçı ruhumu ona borçluyum demiştir sevgili arkadaşlarım.
Geldim diğer bir önemli düşünürümüze, önemli bir şairimizdir. Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul biliyorsunuz milli şair olarak bilinir. Bakın şu şairlere bir dikkat edelim isterseniz. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal. Vatan şairi Namık Kemal. Milli şair Mehmet Emin. Mehmet Emin Yurdakul. İstiklal şairi de arkadaşlar kimdir? İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy'dur arkadaşlar. Bu önemli şairlerimiz işte unvanlarına dikkat edelim. Mehmet Emin Yurdakul da aynı Ziya Gökalp gibi Türkçülük akımının savunucularından biridir. Baktığımızda önemli eserlerine Türk Sazı, Tuğruna Doğru, Ey Türk Uyan, Türk'ün Hukuku gibi önemli eserleri vardır. Mehmet Emin Yurdakul da Mustafa Kemal'i milliyetçilik noktasında etkilemiş, vatanseverlik noktasında, Türk milleti noktasında etkilemiş önemli düşünürdür. Mustafa Kemal tabii ki de çok yönlü bir insandır. Sadece Türk düşünürlerden etkilenmemiştir. Aynı zamanda dünya üzerinde yaşayan önemli düşünürlerin de eserlerini okuyarak fikir hayatını geliştirmiştir sevgili arkadaşlarım. Şimdi onları görecek olursak mesela ilk olarak göreceğimiz önemli düşünür Jean-Jacques Rousseau'dur. Jean-Jacques Rousseau bir Fransız düşünürdür arkadaşlar. Fransız İhtilali'ni hazırlayan düşünürler arasında yer alır. Onun yazmış olduğu Toplum Sözleşmesi başucu kitabı olarak hala insanların elinde gezmektedir sevgili arkadaşlarım. Jean-Jacques Rousseau Toplum Sözleşmesi'nde insanların bir ihtiyaç doğrultusunda devleti kurduklarını ama zamanla kurdukları bu yapının insan haklarını eline geçirdiğini, özgürlüklerini eline geçirdiğinden bahseder sevgili arkadaşlar. Jean-Jacques Rousseau da adalet, eşitlik gibi önemli kavramlar doğrultusunda eserler yazmış ve bu noktada Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Aynı Jean-Jacques Rousseau gibi başka bir Fransız ihtilalini hazırlayan düşünür de Montesquieu'dur arkadaşlar. Montesquieu da adalet, özgürlük, eşitlik kavramlarına önem vermiştir. En önemli eseri Kanunların Ruhu adlı eseridir sevgili arkadaşlarım. Montesquieu da bu noktada Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Voltaire'e bakalım. Voltaire insan hakları, özgürlükler gibi kavramları ele alan önemli düşünürlerdendir sevgili arkadaşlarım. İşte bu Fransız İhtilali'ni hazırlayan düşünürler Mustafa Kemal'i eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlarda ne yapmıştır? Etkilemiş ve ondan sonra Mustafa Kemal'in belki de bir demokrat olmasını, demokrasiye önem vermesini onlara borçlu olmuştur Mustafa Kemal. Evet, şimdi Mustafa Kemal'in hayatına etki eden önemli şehirlere bakalım. Mustafa Kemal sevgili arkadaşlarım Selanik'te doğduğundan dolayı Selanik şehri Mustafa Kemal'in hayatını etki eden önemli şehirlerden biridir. Hatta ilkidir sevgili arkadaşlar. Selanik şehri o dönemde farklı milletlerden ve kültürlerden insanların birlikte yaşadığı bir Osmanlı şehriydi. Bu yüzden sevgili arkadaşlar farklı farklı kültürler olduğundan dolayı kültürel etkileşim çok fazlaydı bu şehirde. Türk'ü, Rum'u, ondan sonra Çerkez'i, Sırp'ı boşuna burada mutlu mesut yaşıyordu. Ta ki Fransız İhtilali'ne kadar. Daha sonra sevgili arkadaşlarım Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu milliyetçilik akımının etkisine kapılan azınlıklar ne yapmaya başladı? Birer birer Osmanlı'ya isyan etmeye başladı. İşte Mustafa Kemal de sevgili arkadaşlarım bu noktada bu azınlık isyanlarını gördü ve ona göre kendini bir vatansever olarak yetiştirdi sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Selanik şehri o dönemde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya açılan bir kapısıdır. Bir liman kenti olmasının yanı sıra da sevgili arkadaşlarım önemli ticari bir şehirdir. Ticaret olduğu yerde kültürel etkileşim fazladır. Yine Mustafa Kemal burada kültürel etkileşim sayesinde dünyadaki olan olaylardan haberdar olmuştur. Avrupa'da çıkan gazete ve dergiler sevgili arkadaşlar. Selanik şehrinde de takip edildiğinden dolayı Mustafa Kemal burada dünyada olan olaylardan haberdar olarak kişilik hayatını olumlu yönde geliştirmiştir. Gelelim diğer önemli şehrimize. O da Selanik şehri gibi Balkanlarda bulunan ve o dönemde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya açılan diğer bir kapısı olan Manastır şehridir. Manastır arkadaşlar Mustafa Kemal'in hatırlayacaksınız İdadi'de okuduğu şehirdir. Yani lisede yani lise bugünkü anlamda
lise öğrenimine yapmış olduğu şehirdir arkadaşlar. Manastır askeri idadesine gitmiştir ve manastırda bulunduğu süre zarfında özellikle arkadaşı Ömer Naci vasıtasıyla edebiyata ilgi duymaya başlamış. Edebiyata ilgi duymasıyla sevgili arkadaşlarım demin saymış olduğum o önemli düşünürleri yakından tanımış ve kişilik hayatını bu noktada geliştirmiştir. Mustafa Kemal'in hayatına etki eden diğer bir şehrimiz Sofya şehridir sevgili arkadaşlar. Sofya şehri Mustafa Kemal'in askeri büyükelçi ya da ataşe militer olarak görevde bulunduğu bir şehirdir. Bulgaristan'ın bir şehridir ve Mustafa Kemal burada yeni kurulan bir devletin nasıl kurulduğunu ilk adımlarını görmüş ve Batı kültürünün tanıma fırsatını elde etmiştir sevgili arkadaşlar. İşte Bulgarların devletini oluştururken nelere dikkat ettiğini, ondan sonra günlük yaşamlarının nasıl olduğunu, operaya, baleye gittiklerini görmüş ve burada bu noktada yeni kurulan bir şehrin temellerinin nasıl atıldığını görerek Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarken de belki de bu yollardan etkilenmiştir. Geldik son şehrimize. Dördüncü şehrimiz İstanbul ki İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkentidir. Napolyon'un bir sözü vardır. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diye. Yani önemli bir şehirdir. Mustafa Kemal İstanbul'da ilk olarak öğrenciyken bulunmuş. Daha sonra tabii askeri görevlerde de İstanbul şehrinde bulunmuştur. Bu şehirde arkadaşlar başkent olmasından dolayı devlet meselelerini yakından takip etme fırsatı bulmuş. Çöken bir devletin sorunlarını ne yapmıştır arkadaşlar? Görmüştür ve bu noktada kişilik özelliklerini geliştirmiştir. Evet, bu dersimizde Mustafa Kemal'i etkileyen önemli düşünürleri, önemli şehirleri ve kişilik özelliklerini gördük. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili öğrencilerimiz.